Recep İvedik 7. Evet. Niye insanlar... Abi Recep İvedik 5, 7 milyon 400 bin kişi seyretmiş. 4, 7 milyon 300 bin kişi seyretmiş. Box office'e bakıyorum en çok izlenenlere. Bütün Recep İvedik serisi var burada. Arada da diğer filmler var. Çok güzel filmler de var. Recep'in numarası ne? Niye bu kadar seyrediyor insanlar? Vallahi emin ol ben de bilmiyorum. Sahiden yani, vallahi bilmiyorum. Yani biz de bilmiyoruz. Yani aslında ilk bu... yani tabii ki tahmin ettiğimiz bazı şeyler var. Mesela bence en önemli özelliği samimiyet diyebiliriz. Recep karakterinin içinde barındırdığı dinamikler aslında birçok insanın içinde barındırdığı dinamikler. Dolayısıyla bu kadar insan ortak bir nokta buluyor. Yani sosyal seviye olarak en üstte duranlarla, en ortalarda duranlar, en aşağıda duranlar. Herkes bu karakterde bir şey bulabiliyor. Çünkü çok böyle... toplu bir karakter yani her özelliği olan delikanlılığı var işte efendim kazanmak için mübahsa kumpas yapar falan her şeyi yapar. Pamuk kalp de var. Pamuk biraz. Kalp var işte hak yemez hukuk yedirmez böyle böyle bir şey var. Bir yandan işte argo sokak ağzı o jargonlarda bayağı sağlam bir arkadaşımız. Dolayısıyla herkes kendinden bir şey buluyor. Herkesin seviyor. İçinde bir miktar Recep İvedik var diyebiliyor muyuz? Evet. Özellikle ama... Kızıyorlar ama böyle söyleyince. Ne alakası var bende öyle bir kabalık yok falan diyor insanlar ama... Sokakta orada burada var. Hayatın bir döneminde bir ufak bir tadında Recep çıkıyor herhalde. Var baba. Var. Herkes de var. Yani bende yok diyende de var. Şaşırdığım başka bir kitle çocuklar mesela. Çocuklar inanılmaz Recep İvedik hastası. Özellikle işte gülüşüne, yaptığı hareketlere filan. Birazcık da hani onun böyle düşündüğünü dangıl dungul söyleyişi, hani hiç perdesiz oluşu filan çocukların yaratılışına çok uygun. O yüzden bence onu çok seviyorlar. O yüzden de böyle bir sonuç oluşuyor. Ama bu sonuç yani enteresan bir sonuç. Yani sadece evet. Komediyle evet insanlar sinemaya komedi seyretmek için gidiyor falan böyle bu tip şeyler de sonuçlar çalışmalar falan da var ama bu kadar ilgi enteresan bir şey. Bunun mutlaka sosyal bir şey de olmalı söylediğin gibi. Yani evet. Sadece gülmek için gidilmediği çok belli yani. Aynen yani bir de ilginç bir seyir izledi. Mesela ikinci film rekor kırdı. Dördüncü film daha büyük rekor kırdı. Beşinci film, dördüncü filmin de rekorunu kırdı filan öyle bir... Beşin üstüne şu anda Türkiye'de çıkabilmiş bir film yok değil mi? Yok benim bildiğim. Çünkü biz buraya Erdal abiyle Farah'ı aldık Bergen olduğu zaman. Orada yani herkesin şey olduğu şey şuydu yani burada çıta Recep İvedik 5 onu geçmek çok zor. Evet. İkincisi de Recep İvedik 4. 4 zaten. Yani birin üstüne de koyarak gitti seyirci. Şimdi 7'de senin enteresan bir şey yapıyorsun. Sinemaya girmeyecek Recep İvedik. Evet. Bu dijital bir platformda olacak. Niye böyle bir karar verdin? Ya aslında birçok sebebi var. Yani bunu böyle çok şu yüzden diyemem ama hani birçok sebebi var. Mesela birinci sebebi bu işte 2019'lu yıllarda yaşadığımız bu sinemacılarla bu Mısır polemiği biliyorsun. Oradaki o bizim çabamız filan sonunda hak yerini buldu eyvallah. Şimdiki yapımcılar sinemaya iş yapanlar bundan fayda da görüyorlar. Onlara da bir katkımız oldu ama orada biraz benim açıkçası sıtkım sıyrıldı bu insanlarla iletişim kurmakta geçen süre içerisinde. Bir yandan bu pandemi döneminde işte insanların daha çok evlerde vakit geçirmesi, işte sinemaya gidememesi bir etken oldu. Ekonomik koşullar başka bir etken benim için. Bugün bir sinemaya gitse benim izleyicim özellikle kalabalık gidiyor. Çünkü çoluk çocuk gidiyorlar abi. İşte 4-5 kişi gitseler yani minimum bilet ne kadar bilmiyorum şu anda 50 lira olsa. 250 lira. O kadar uzun süredir sinemaya gitmiyorum ki. Sinema biletleri öyle olsa yani, bilmiyorum herhalde ben de o civarda. Burada da yok. Yan binaya mı sorsanız acaba? Yani 50-60 lira olsa bir bilet 4 kişi gitsen abi. Düşün yani 200-250 lira. Yolu, yedisi, içtisi çocuk orada bir mısır isteyecek, bir şey isteyecek. 500'den aşağı çıkmasın. Zor bir süreç. İnsanlar ekonomik olarak bu zor dönemde buna da şey yapamıyorlar. Bir bütçe ayıramazlar diye düşündüm. O yüzden bu dijital platformlar iyi oldu bu dönem için. Böyle de bir teklif olunca bunu değerlendirdim. Bu dönem için mi? Yoksa bir yandan da kaygı şu biliyorsun. Covid de bu işlerin üstüne tam şey oldu ve sinemanın artık sinema izleyicisinin ve sinemanın galiba sonu geliyor diye bir de kaygı var. Amerika'da falan da bu çok konuşuldu. Biliyorsun bu Top Gun çıktı ve hani biraz rahatlattı. Türkiye'de Bergen bir hareket yaptı. Yoksa aynı şey burada da var tartışma vardı. Acaba dijital platformlar bir yandan sinemanın sonunu getirecek mi? Yani Recep İvedik'i bile sinemaya sokmuyorsa bu süreç... Yani olabilir biliyor musun? Dünya böyle bir yere giderse olabilir ama... Sinemanın ayrı da bir zevki var. Orada toplu halde izlemek, böyle o kahkahayı toplu halde duymak, o işte ses düzeneğinde izlemek. Onun da başka bir tadı, zevki var. Bence o yüzden kaybolmaz sinema ama belli bir dönem birazcık yavaşlayacaktır yani. Ne zamandır sinemaya gitmiyorsun sen şu an? Bak evet, bu soruyu geçen kendimize sorduk. Hani biz de gitmiyoruz sinemaya uzun zamandır. Ya ben en son işte kendi filmlerimin galalarında gitmişimdir, o sinemaya gitme sayılıyorsa, ama onun dışında eskiden mesela hatırlıyorum işte 2010'lu 2012'li yıllarda her hafta sonu her yeni film geldiğinde hadi sinemaya gidelim diye bir şey vardı, güdü vardı, arkadaşlarla toplanırdık. Bayağıdır ben de gitmiyorum yani. Benim işte endişem bu iş düzelir mi, ondan emin değilim yani. Ama televizyon da izlemiyorum mesela. Ama olarak hani öyle. Sinema da çıktı hayatımıza, mesela televizyon da çıktı. Neden biraz televizyon izlemiyorsun sen? Bilmiyorum, yok izleyeceğim bir şey. Yani istediğim zaman, istediğim vakitte, istediğim şeyi izleyebiliyorum YouTube'da. O yüzden televizyona hiç ihtiyaç duymadım. Zamansızlık mı? Hayır. Tamamen bütün yayın akışını kendin oluşturabiliyorsun ya. Öyle bir platformda. Yani önüne sunulan bir şey izlemek zorundalığı kalktı. Şimdi sen televizyonlarda tüm zamanlarda yapılmış en iyi işlerden bir tanesini yaptın. Hı hı. Yani aslında birçok insan şu anda, özellikle genç insanlar, Recep İvedik fanı ve Recep İvedik Şahan'ın işlerinin tepesinde, ama bizim için öyle değil. Benim için Dikkat Şahan çıkabilir mesela. Evet. Yani benim seni ilk tanıdığım, ilk bildiğim zamanlar ben hala da öyle bir işin televizyona konulmadığını görüyorum. O müthiş bir şeydi. Bir yandan da bugün de buraya gelirken şunu düşündüm. Seni de aradım hatta. Kısa konuştuk. Abi öyle bir şey bir daha şu an televizyonda yapamazsın. Yani televizyona 8 kere falan kapatma, sana da şahsen 5 kere falan verirler. Yani seni kapatırlar, öyle söyleyeyim, televizyonu değil. Yani evet, oysa mesela o kadar böyle aşırı ne bir şey var, argo var. Ne bileyim işte cinsellikse o var. Bunların hiçbir tanesi yok. Ama Türkiye acayip değişmiş. Ve aradan 50 yıl geçmemiş yani. Evet. Yani zaten televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı. Hani hep böyle işte dijital mecralarda, sosyal mecralarda komedi içerikleri yer alıyor. İşte Güldür Güldür var. Güldür Güldür de işte birazcık daha siyasi mizah yapmaya başladı. O da ama öyle başlamadı ya. Çok öyle başlamadı. Başka bir şey oldu şimdi Güldür Güldür'de yani. Ya ihtiyaç demek ki o yönde yani, onların da içinden o. Şimdi yani komediyi üreten insanlar, yazan, çizen insanlar da insan ya, yaşıyor yani. O da bu topraklarda işte markete gidiyor, yemek yiyor, işte haberleri izliyor filan. Kafa ona çalışmaya başlıyor bu sefer. Çok fazla gündem bu yoğunluğunda olunca. Dolayısıyla da birazcık daha hani siyasi şakalar, siyasi espriler Güldür Güldür'de de başladı. Ama dediğim gibi içerik, yani komedi içeriği yok televizyonda çok fazla. Artık. Neye bağlıyorsun sen bunu? Yani insanların gülesi mi yok? Evet. Öyleyse bu kadar, bu filmler kim tarafından seyrediliyor? Televizyonda güldürmek o kadar kolay değilmiş sınırlardan dolayı. Yani yeni jenerasyon biraz daha artık işte YouTube üzerinden ilerlemeye yöneldi. Dolayısıyla da televizyonlarda da böyle bir içerik alanı yerine daha böyle para getiren işte diziler, yarışma programları gibi şeylere yönelindi. Ratingle ilgili bence bir sıkıntı. Şeye katılıyor musun sen de? Yani Dikkat Şahan çıkabilir. Bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanamaz ha? Yani şeyim. Evet, olabilir, olamayabilir derim. Belki de yayınlanır, bilmiyorum, ama yani çok, çünkü orada böyle çok ciddi, sıkıntılı bir şey yapmıyordum. Yani bana göre hiçbir şey yok da. Bir şey, belediye başkanı tiplemem vardı. Zaten orada söylediğim her şeyi de yapıyorlar, biliyor musun? Şey diyordum. Barbaros bulvarını boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum. Şimdi Kanal İstanbul çıktı. Bütün şeye bastılar. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. Önceden diyorsun. Ya şaşırıyor, bana yolluyorlar bazen sosyal medyadan. İşte şunu demişsin ha, bak bunu da yapıyorlar, bunu demişsin, bunu da yapıyorlar diye. Yani bizim hani böyle şaka ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler şimdi gerçek. Zaten adı da çılgın proje. O yüzden oluyor yani demek. Evet, güzel program oldu. Sonunda hep birlikte. Bizim için de güzel bir yayındı. Ben de yani uzun yıllarda televizyonda program yapıyorum. Son programımızı birlikte yapmak kısmetmiş diye. Gidersek beraber be candaş, gidelim abi, yani. Gidelim. Ben seninle gelirim, hiç sıkıntı yok vallahi. Severek gelirim.